Önce Ankara'yı devre dışı Olur. bırakalım. Hay hay. Hay hay. Yok öyle demek istemedim. <gülüyor> <gülüyor> Birinci olmak istiyorsanız buyurun ben Metin bugün... Bey. <laughs> ee, yok sorun değil. Ee, ben bugün Fatih Sultan Mehmet Han'ın Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i sallallahu ve selleme yazdığı istemem isimli şiiri okuyacağım. Şiir şey burada kalmış. Sen kokmayan gülü neyleyim? Neyleyim sensiz baharı? Sen doğmayan gülü neyleyim? Neyleyim sensiz ben dünyayı? Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem. Meltemi istemem. Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar. Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okunmayan bülbül olsa dinlemem. Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim. Sılası sen olmayan gurbeti vatanı istemem. Bir ateş yakacaksa beni kalbimden senin aşkının ateşi yaksın. Senden gayrı başka bir aşkla kül olursa kalbim bu kalbi istemem. Ateşi istemem, koru istemem. Seni göremediğim vahalar bedevilerin olsun. Ben senin çölünü isterim, suyu istemem. Sana çıkacaksa durmaz yürürüm. Sonu sen çıkmayan yönü istemem, yolu istemem. Ben gönüllü bir köleyim. Kulağımda küpem. Kalbini fethedecekse geçerim. Bin sinayı birden. Yoksa neyime? Bu fethi istemem, Mısır'ı istemem, cihanı istemem. <laughs> Ben Sultan Fatih'im, önündeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için, yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem, İstanbul'u istemem. Ben bir garip Yunus'um, yazdığım sensin, yandığım sen. Senden gayri bir aşka, ben kalemi istemem, kağıdı istemem. Ben senin ümmetinim, sensin benim efendim, senden gayri... Senden başka efendi istemem, sevgili istemem, istemem. Bu kadar efendim. Yüreğinize Güzel. sağlık. Ne kadar işten okudunuz. Teşekkür ederiz Metin Bey. Çok güzeldi. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok Bakıyorum. Kim <gülüyor> bekliyor? <gülüyor> Talimatınızı bekliyoruz. Ah. Estağfurullah. Buyurun Mehmet Bey sizinle Buyur, devam edelim. Şarkı mı şiir mi Mehmet Bey? İkisi de. Ben kısa kısa şiir okuyacağım. Birisi Üstad Necip Fazıl'dan. Rahmetli Necip Fazıl'dan. <laughs> Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi köheylan, koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çınar şimdi Noel ağacı, dallarda iğreti yaprak utansın ustada kalırsa bu öksüz yapı onu sürdürmeyen çırak utansın ölümden ileride varış dediğin geride ne varsa bırak utansın ey bin bir tane de solmayan tek renk bayraklaşamıyorsan bayrak utansın bir de birkaç dizelik sevgili Yavuz Bingöl'ün yeni yazmış olduğu bir şiir var. Güzel dizeler. Onu okuyayım. Sevgili Yavuz Bingöl'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Çiçek açar, bala çalar, toz kalır. Yağmur yağar, rüzgar gelir, sis kalır. And içilir, kar biçilir, söz kalır. Sevda olur, dilde, gözde yaş kalır. Devir budur, doğru dürüst az kalır, gönül ister dünyalığa çok gelir. Para değil, mevki zevki hiç kalır, zaman geçer, ömür biter, iz kalır. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Ya, Yavuz Bingöl demişken Sayın Yılmaz'dan rica etsek. Ee, o Yavuz Bingöl sarı gelini çok güzel söyler. Teşekkür. Erzurum türküsünü çok güzel ya. söyler. Ama şiir hakkını gasp etmiş. Bir Yo, şiiri de okur. olmaz mı yani sarı gelini? Olur ama Hadi sarı bir... gelini okuyun. Sonra onu okuyun. Şunu bir okuyayım sonra sarı gelini Peki, okuyayım. Peki lütfen. <laughs> Bu Bak, benim şiirim. lütfen diyorum ama. Var var. Kendi şiirim. Siz mi yazdınız? Evet sonbahar. Yengeye <laughs> mi yazdın gene? Yani <gülüyor> yazdık. <gülüyor> tamam. Diye çok böyle hani şey yapmak da Sıkıntı istemiyorum. Sıkıntı yaratacak <laughs> evde. Bu arada Özay dinliyor. Özay'a <laughs> sevgiler gönderiyorum işin. Evet kendisine selam yollayalım burada. Biz de. Sonbahar. Biliyorum. Yüzün soluk. Güneşin yan bakıyor. Sırtın dönük çiçeklere. Gölgen gününden daha uzun. Sarartıp yere serdin altın yaprakları. Göçmen kuşlar terk etti. Bahçemde ki çiçeklerin boynu bükük, baharda ergen kız gibi salınan başaklar, çer çöp oldu ayak altlarında, Azrail'in görevini üstlenmişsin sanki, inan incitiyorsun, güller yaş döküyor senin yüzünden, gelincikler toprağa düştü, alıp gidiyorsun her şeyi, her yıl gelmek zorunda mısın? Bırak hep baharda kalayım, bırak başaklar dolansın boynuma, Sert rüzgarlar kırmasın kanatlarımı. Bırak kalbimin duvarları kasvetten çürümesin. Kalayım baharda, ömrümün baharında. Evet. Ne güzel yazmışsınız. Ha. Teşekkür ederiz. Kaç yılında yazdın bunu? 2010. Sağ, yeni. Evet. 2010. E bakıyoruz ağzınızın içine bak. Hakan Bey Erzurum'lu. Fransızca <laughs> bir şiir bekliyor zaten. <laughs> Önce bitirip alalım. O zaman bir alalım. şöyle yapalım. E ee, ben siz de eşlik edin o zaman yalnız kalmayın. Sarı gelini söylerseniz eşlik ederiz. Mehmet, Mehmet Bey der de eder miyiz? Ben hürriyetle. Mi? Mehmet Bey'in sesi zaten Bey çok güzel. Metin Bey de etsin diyeceğim ama sesi geç gelecek. Ha artık... sesi doğru. Metin de alkış <laughs> tut. Evet siz de alkışlayın Metin Bey. Erzurum çarşı pazar Leylim aman Leylim aman Sarı gelin İçinde bir kız gezer oynanan olsun sarı gelin aman sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim içinde bir kız gezer oynanan olsun sarı gelin Aman, gelin aman sar gelin aman sar gelin aman suna yarim. Evet. Ağzımıza Ağzınıza güzeldi. sağlık. Teşekkür ederim. Metin Bey bizi alkışlayalım. <laughs> çok teşekkür ederim. Bu sefer üçlü söyledim. Evet. Sağım yalan, solum yalan. Giden yalan, dönen yalan. Döndüm baktım dünya yalan, senin gibi, senin gibi. Döndüm baktım dünya yalan, senin gibi, senin gibi. Hepimiz gideceğiz bir gün. Aslı olan bu gök kubbe altında, hoş bir sada bırakmak. Harika, teşekkür çok teşekkür ederim. Teşekkür Hakan Bey Fransızca söylüyor. Ya Fransızca. Ben, e, yok Fransızca değil Allah aşkına. Sonra diyorlar... Ya Fransızca... İçimizdeki tek Fransız sen kaldın yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ben İngilizce de e, konuşuyorum. Ne bileyim. E, İngilizce Arapça söyleyin anlarım, o da olur. Yani Rusça anlarım falan ama... ...ben daha değişik bir şey buldum beyler. Buldum diye de... E, ...şimdi divan şiirinde... ...hep e, Farsi ve Arap laf kullanırlar. Fakat hoşuma giden şudur ki... Kanuni Sultan Süleyman yazdığı divan şiirlerini daha öz Türkçe kelimelerle yazmıştır. İlginç bir şey. Ki saray dili biliyorsunuz yani ağırlıklı Farsi ve Ağdalı Arap kelimesi adalı bir dildir. Tabii. Ben onun bir aşk şiirini okumak istiyorum. O çok aşk adamı aslında. Her ne kadar Şehzade Mustafa için maalesef kötü bir karar vermiş olsa da. Ee, anlaşılır da olduğu için bir aşk şiirini Ama okumak... Ama Divan Edebiyatı'ndaki evet. aşk her zaman için fiziki, beşeri bir aşkı kastetmez. İlahi bir aşk, metafizik bir aşkı... Bu aşk, fiziki aşk, aşkı kasteden bir şey. Her iki aşk da çok güzeldir, anlamlıdır, Elbette, elbette. Kanun öyle şiiri de var iki tane. Evet. Ama bu direkt <laughs> muhtemelen Hürrem'e duyduğu aşkla ilgili bir Hı. şiir. Ee, zaten yedi padişah hiçbir eşine nikah kıymaz. Yıldırım'dan Kanuni'ye kadar. Bir tek Kanuni ilk nikah kıymıştır Hürrem'e. Dikkat edin. Kanuni'nin babası nikah kıymadı hiç kimseye Yavuz. Yavuz'un babası Bayezid kimseye nikah kıymadı. Fatih kimseye nikah kıymadı. İkinci Murat kimseye ya nikah kıymadı. Dur fazla kıymadı. ayrıntıya girme sen şiir oku, <laughs> oku. Şiiri okuyayım. Doğru tarih Mayırlı değiliz. tarlalara gir yani. Aşk mıdır ki bir keman ebru nigarın yadına ok gibi kaddimi büküp benim de yağ eyleyen? Aşk mıdır ki boynuma takıp bela zincirini gezdirip mecnun gibi alemde rüsva eyleyen? Aşk mıdır ki bu muhibbi sinesine dağ vurup Ah anın gözleri yaşını derya ileyen, aşk mıdır ki canı değil mülkünü yağma ileyen, aşk mıdır sinem içinde gelip de ca ileyen. Türkçe kelimesi çok, çok anlaşılabilir bir ama. şiir diyor. Güzel okudunuz. okudunuz bir aşk şiiri. Ağzınıza sağlık. Sağ Sizde yok mu? Ben haftaya okuyacağım. Aa, ah, ama öyle evet. Ah. bozdunuz. Bu hafta denk gelmedi. Ah. Affedin. Önümüzdeki hafta. Okuyacağım. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Tüm katkılarınız için, güzel sesiniz için, gönlünüz için. Hakikaten okumayacak mısınız? Haftaya söz. Okuyacağım. Hayır. Metin Özkan, Mehmet Metiner, Öztürk Yılmaz ve Hakan Bayrakçı bu akşam bizimle birlikte CNN Türk Masası'nda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Bizi izleyen izleyicilerimize de elbette en başta. Ee, iyi bir gece olsun, iyi bir pazar olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.